kıyafeti tercih ettin? Neden? Birincisi Hakan Peker diyebilirim. Çünkü fikir ilk başta ondan çıktı. Daha sonra şimdi parçada tulum çalındı. Ve tulum sesi de Gayda'ya yakın olduğu için böyle bir çağrışım yapmış. Böyle bir çağrışım yaptı. Ve biz artık hep tek düze şeyler yapıldığı için farklı bir şey yapalım. Böyle renkli bir klip. Hem de farklı bir şeyler sunulalım istedik. Yani böyle eğlenceli bir klip olsun istedik. Aslında bu kıyafet hangi şeye ait, ülkeye? İskoçya. İskoçya yani. Evet. İskoçya. Ve ama aslında hakikaten biraz evvel çok gırgır geçtim ama o kadar da kötü durmuyor bence. Deneyebilirsiniz beyler. Bak bak. Sen giyme. Allah Allah. Sana giy diyen yok. Sanki senin sarı ceketin çok güzel. yapıyor. Olabilir canım yani. Kadınlar pantolon giyiyorsa erkekler de gibi. Sen giyer misin Atilla? Etek. Ya bana aslında bu bir ayakkabı firmasının defilesinde biz bazen defilere gittiğimiz zaman ne giyeceğimizi bilmiyoruz. Yani sadece firmayı biliyoruz ama bize seçilenin ne olduğunu bilmiyoruz. Galiba onda Ebru da vardı o defilede. Bir ayakkabı firması Nişantaşı'nda. Evet. Oraya gittiğimde ben bu etekleri gördüm orada. Dedim herhalde bayanların bunlar giyecekler. Ben kendi kıyafetimi arıyorum, kıyafetim yok. Sonra firma sahibi buyurun dedi, siz de giyin. Ben tek bunu görünce şaşırdım giymedi. Yani. Bütün etek, erkek mankenler giydi, tek Atilla giymedi. Ya aslında tabii bu şey Ali'ye belki giydi, yakışmış ama benim giydi. Ben bunu kesinlikle giyemezdim. Ben 15 senedir yaptım ama benim bir çizgim, bir yolum vardı. Ama yanlış anlama lütfen, şey olarak değil. Yani ben giyemem, şöyle bakıyorsun ki. Ve dedim ki firmaya, bunu giyemem ben, bu şekilde çıkamam dedim. Yani kendimi rahatsız hissederim ve ürünü tanıtamam, huzursuz yürüyeceğim. O para içinde bunu yapacağım ama yapmayayım daha iyi deyip ben çekildim. Diğer erkek marka arkadaşlarım giydi. Ben normal çıktım gene. Öyle bir şey olmuştu yani. Medyada. Ama bir çekim olsa, bir şey olsa da gene tercih etmem, değiştiririm yani. Öyle mi? Ama Ali için güzel olmuş. Saçmalıyorum. Yani klip de güzel oldu. Yani, cıvıl cıvıl bir klip. Yani bittin hakikaten mi demek istiyorsun yani? Hayır, içeride onu söyledim. Ben dedim ki biz hep neşeli klipler istiyoruz. Zaten çok üzüntülü günler geçirdik. Evet. Ali'nin de klibine baktım. İzlediğim zaman yüzümde tebessüm oldu. Hoşuma gitti. Dalga geçmedim. Komik de gelmedi. Tebessüm, güzel kızlar, rengarenk bir ortamdı. Cıvıl cıvıl bir müzikti. Güzel kızlar hepsiyle deyince aklına geldi. Ali'nin tabii çapkınlığı çok ön planda bu aralar. Yani bakmayın evet, etek giydiğini. Yani orada yakıştırmıştım ben. Orada güzel. Öyle diyorlar. Yok ya. Aa, o daha kötü. Hem etek giy hem çapkın olma. Ya ben çapkın falan değil. Yine yani, ses gitti. Çapkınlık yapabilsem keşke diye düşünüyorum yani. Ama ben Ali, benim sen şeyim bir ya. Ben bir erkeğim tabii ki. Yani yani bir erkeğim tabii ki ama şimdi şöyle, ben çok farklı bir erkeğim yani. Şimdi ben tamam. Şöyle yani tamam. Hiçbir o açıdan rahat olabilirsiniz. Hiçbir kız yönüm yok. Şu açıdan ya, ufacık bir şey olabilir. Tabii ki herkes de vardı. Sizde erkeklik hormonu yok mu? Var. Ah. Çok az. Arada bir bacaklarımda çıkıyordu yani, Ağdayla halledim. Minicik. Ufacık. Yani. İşte mevzu o ya. O kadar. Yani bu erkeklik hormonuysa zaten iğrenç bir durum. Şimdi şöyle yani aslan gibiyiz Allah'a şükür. Yani evet. Ama yani ben tutturamadım burada bir şimdi. Sevgi bizde falan yok mu erkeklik ya, bilmem ne dedin, tutturamadın. Ve onunla alakası şimdi yok ya. Sen nasıl farklı bir erkeksin onu izah etmeni rica ederim. Şimdi şöyle. Neyle? Ben duygulara, sevgiye çok önem veren bir insanım. Yani çapkınlık çünkü çok farklı bir şey. Ayda. Yani çapkınlık sevgiyle, duyguyla alakası olmayan bir şey. Yani öyle diyebilirim. Günübirlik bir şey diyorsun. Yani çapkınlık çünkü çapkınlık yani bu. Yani adı üstünde çapkınlık yani. Şimdi erkek adam çapkın mı olmalı? Tabii ki çapkındır yani. Bizim yapma yani. Bizi tabii ki ama şöyle. Yani tabii ki ama diyorum ama yani çok çok bayağı zaman oldu çapkınlık yapmaya. Çünkü artık bir takım şeyler oturdu bende. Ne gibi? Ne oturdu? Ne oturdu? İnsan sevgisi oturdu yani. Aa. Yani öyle diyebilirim. Sevgilin var mı Ali'cim? Efendim hayır. Ne hayır? Anlıyorum. Dışarı çıkmıyorum ki. Ha? Bir şey çıkmıyorum ki. Ha, evde oturuyorsun. Örgü de örüyorsundur. Allah bilir. Haraşo ve Selanik falan tarzında örebilirim yani. Yani düz ters lastik falan. Anneannem sağ olsun.
Yani, kaç kardeşsiniz? Yani sen, sizin evde çok mu bayan vardı bu kadar etkilendi? Yani asla etkilenmedim. Yani dediğim gibi harbiden şaka böyle basbaya biliyorsunuz yani siz zaten biliyorsunuz yani. Neyi nereden biliyorum? Hayır yani. Neyi biliyorum? Falan. Yani şey demek istiyorum. anneannem örgü olayı çok hoşuma gitti. Sanat olarak ha, hoşuma gitti. Ha onu biliyorum. Ha anladım. Biliyorum yani lastik hayır, karışıyor. Beni bilirsin dediğin gibi geldi zannettim de dedim. Hayır hayır asla öyle bir şey olamaz ki. Ha, nasıl ilk defa vallahi karşılaşıyorum seninle bunu. Çoraplarımı ben ördüm mesela falan diyormuşum ben. Yok öyle bir şey tabii ki. Canım. Tabii. Normal. Normal yani çok normal. Peki tamam sen bize bir şarkı söyle de bari biraz rahatla. Ha, evet, evet. Mavi mikrofon alıyorsun. Nasıl? Ah çabuk olmam lazım.